Naci Şavata, Malatya'da sporun ve siyasetin her kademesinde yer almış, unutulmaz bir isim. Her daim sporun içerisinde yer almış, kimi zaman futbol oynamış, kimi zaman antrenörlük yapmış, kimi zaman da hakemlik yapmış bir spor adamı. Ayrıca Malatya Belediye Başkanlığı, Meclis Üyeliği ve Meclis Başkanlığı yapan bir siyaset adamı. Bütün hayatı ve anılarıyla Naci Şavata, sporda iz bırakanlarda. Naci Şavata, 1947 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Malatya'da tamamlayan Şavata, üniversite öğrenimini ise Ankara İktisadi Ticari Bilimler Yüksekokulu'nda tamamladı. 1947 Malatya doğumluyum. Gençliğim, çocukluğum Malatya'da geçti. Çocukluk sırasında futbola çok heves ettiğim için futbolla ilgilendim. İlkokuldan sonra mahallede yapılan mahalleler arası maçlarda giderdim. Orada da kaleye atarlardı beni. Ve kaleciliğim çok iyi idi ki amatör takımların dikkatini çekti. Ve Hürriyet Spor'da kaleci olarak amatör futbola hayatıma başladım. Tabi orada lise öğrenim gelmişti. Lise öğrenimi yapıyordum. Ticaret Lisesi mezunuyum. O sırada Malatya Spor kuruldu 66 yılında. Bizler 4 takım birleştiğimiz için biz de otomatikman Malatyaspor futbolcusu olduk. O sene Lille'lere katılamamıştı. Türkiye Şampiyonası'na katılmıştı. Orada bulunduk. Ve sonra liseyi bitirdikten sonra biz Ankara'da Ticari Üniversite Akademisi'ni kazandığım için Ankara'ya geçtim. Futbol hayatımı da oraya taşıdım. Petrol Ofisi'ne transfer oldum. Orada bittikten sonra öğrenimim Malatya'ya tekrar geldim. Bir yıl kadar Malatya Spor'da tekrar futbol oynadım. Bu arada da Malatya'da esnaflıkla uğraşmaya başladım. İlk mesleğim kasaplık. Bunu belki çoğu bilmez. Bir sene kadar o mesleğimi yaptıktan sonra askerliğe gittim. Havacı olarak, yani hava asteğmen, piyade asteğmen olarak görev Mütahya'da yaptıktan sonra dönüşte İpaç İplik Fabrikası'na girdim. İki sene kadar orada muhasebe de çalıştım, muhasebe şefi olarak ve personel müdür olarak iki işi birden yapıyorduk. Ondan sonra iki sene sonra siyasete, bu ara Hak İş Konfederasyonu kuruluşu yapılmıştı. Ben de kurucu üyesiydim ve yönetim kurulunda görev alıyordum. Siyasete attılar bizi, 74 yılı itibariyle girmiştik. Ve 76 yılında Milli Selamet Partisi Yönetim Kurulu'na aldılar bizi. Ve 77 yılında yapılan mahalli seçimlerde de belediye meclis üyesi olarak girdik. Rahmetli Hamit Fendoğlu'nun belediye başkanı olduğu seçimde biz Hamido'yu bağımsız olarak destekledik. Onunla beraber belediyeye taşındık. Kazandıktan sonra kendisi de beni kendine vekil ve vekileti, tabi vekilliği o zaman meclis seçiyordu. Meclis belediye başkan vekili olarak bizleri seçti. Kendisi de bizi başkan yardımcısı olarak atadı. Hamido'nun yanında bir 4 ay şehit olana kadar beraberce bir belediyecilik çalışmam oldu. Onun şehadetinden sonra Sayın Ecevit Hükümeti bizi, şahsımızı mansup olarak Malatya Belediye Başkanlığı'na atadı. Bu arada Malatya Spor zor günler yaşıyordu. Malatya Spor'u bize verdiler. Kabul ettik. Çünkü Malatya Spor'da futbol oynayan bir genç olarak Malatya Spor Başkanı'nı 30 yaşında yakalamak bizim için büyük bir şanstı
Ve bir dönem Malatya Spor Başkanlığı'nı yaptım. Ve ihtilalden önce seçime geçildi. Ben mansup olarak katılmıştım. Orada belediyeciliğim bitti ama belediye meclisiyem devam etti. O sırada o ara okulda öğretmenlik, ücretli öğretmenlik de yapmaya başladım. İhtilalle siyasi yasaklığa girdik. Tabii futbolla, siyasette aktif olduğumuz dönemde futbolla olan, sporla olan münasebetimizi idareciliğin dışında bitirmiştim. 80 ihtilalinde yasaklı duruma düşünce tekrar futbolda amatöre dönüş yaptım. Daha önce de dönmüştüm çünkü Malatya Spor'da bırakınca o bir sene sonra Hilal Gençlik'te iki sene kadar futbol oynamıştım amatörde. Lisansım vardı, amatör lisansım. Tekrar onu gündeme aldık ve Malatya'da Dilek Spor'u kurduk. Onun hem antrenörlüğünü hem de futbolculuğunu yaptım. Aynı o sırada basketbol takımını kurduk. Üç sene kadar da basketbolda hem koştum hem oyuncuydum. Onu da beraber gençlerle götürdük. Tabii bu arada yine öğretmenliğim devam ediyordu. Ve 1984'te ve 89'da yapılan mahalli seçimlerde belediye başkanı adayı olarak katıldım. Refah Partisi'nden ama kazanamadım. 90 bu arada inşaat, çeşitli ticari faaliyetlerde bulundum. Sonra yapılan 94 seçiminde tekrar belediye meclisi seçildim. Münir Erkal Bey ile beraber belediye başkan vekili olarak bir 5 sene kadar hizmet yaptık Malatya'ya mahalli idarelerde. 99'da siyasete son verdim. Bu arada babam vefat etmişti. Babamdan bize kalan arazilerle uğraştım. Hayvancılık ve tarımla iştigal ediyorum. 10 sene kadar siyasete ara verdikten sonra 2009 yılında yapılan mahalli idareler seçiminde AK Parti'den belediye başkan adayı oldum. Partim beni oraya seçtirmedi ama İl Genel Meclisi üyesi olarak takdir ettiler. Orada seçildim ve oradan da meclis beni meclis başkanlığına seçti. 3 seneye yakındır, 2,5 seneye yakındır Malatya İl Genel Meclisi başkanlığı yapıyorum. Evliyim ve 4 çocuğum var. Futbola çocukken mahallelerdeki bahçelerde yapılan sahalarda başladı. Oynanan maçlarda sürekli kenarda büyüklerini izleyen Naci Şavata, oyundan birinin çıkması sonucu ağabeylerinin kendisini kaleye geçirmesiyle kaleci olmaya karar verdi. Tabii şimdi de öyle. Eğer siz halı sahalara giderseniz kaleye adam bulamazlar. Orada bulunan, kenarda bulunan bir çocuğa da gel kaleye geç derler. O zaman da öyleydi. Bu Malatya yemyeşildi. Büyük bahçeler vardı. Bazı kısımlarda da futbola elverişli sahalar vardı. Biz oralara giderdik. Abilerimiz futbol oynardı. Kaleci olmayınca da bize derlerdi geç kaleye. Ama ben kaleye geçerdim ama demek ki o zaman kale yoktu. İki tane taş vardı kale direği yerine. Ve hayali bir direk vardı. Boyunuza göre gol olup olmadığını, avut olup olmadığını abiler karar verirdi. Demek ki iyi bir kalecilik yaptık ki biz orada girdik, daha çıkamadık. Ta amatöre gidene kadar. Profesyonel hayatta da kaleci olarak devam ettik. Küçük yaşlarda oynamaya başladığı futbolu annesi ve babası istemiyordu. Bu durum karşısında ailesinden gizli oynamaya başlayan Naci Şavata, futbol oynadığı eşofmanlarını kasap olan amcasının dükkanında saklıyordu. Tabii o zaman böyle değildi. Şimdi aileler ellerinden tutuyorlar, son model ayakkabılar, işte arabalarla antrenmana götürüp bırakıyorlar ki çocuklar futbolda bir yere gelsinler. O zaman Malatya'da ayıplanıyordu. Yani işte Ömer Şavata'nın oğlu top oynuyor.
spora top diye tabir ediliyor. Vah vah ya deniyordu. Ailemiz de bunun tesirinde kalarak, ya oğlum bırak futbolu, topu bırak, oku. Oku ki adam olasın. Çünkü o zaman üniversitelerde hakikaten okuduğunuz zaman aileler arasında övünç meselesi oluyordu. İşte filanın oğlu okumuş, doktor çıkmış veya mühendis olmuş veya şu okulu bitirmiş. Filan yerde de iş çalışıyor. Kız verirken bile onu aileler soruşturuyordu. İşte ailemiz bu anlamda bize baskı yapıyordu bana. Bırak bunu. Fakat ben de o işte heyecanlıyım ve hevesliyim. Bu baskı bana okulda da tesir ediyordu. Okulda bazen başarısız olmama vesile oluyordu. Serbest bıraksalar ki, nitekim sonra bıraktılar. Takıntısız ve çok derslerde de pek iyi alarak sınıfları geçmeye başladım. O sıralarda işte benim ayakkabı kösele ve harçlığımızı biriktirerek aldığımız bir şey. Malzeme eşofman. Çok adi ve terlediğiniz zaman o kırmızı renk vücudunuza çıkıyor. Yıkanma imkanınız olmadığı için de atletiz giydiğiniz zaman eve gittiğinizde anneniz eğer çamaşır değiştirmişseniz o kırmızılığı gördüğünde size kızıyor ve diyor ki sen gizli gitmiş futbol top oynamışsın diyor. Tabii ben o sırada amatör takıma da girmiştim. Hür esnaf da esasında Hürriyet Gençlik Malatya merkezli esnafların kurduğu bir takımdı. Hatta babam benim idarecilerimi tanırdı. Gider derdi ki ya bırakın şu Naci'nin peşini ki okusun derdi. Sanki futbol okumaya engelmiş gibi algılanırdı. O anlamda biz çok azar ve dayak yedik. Futbol gazisi sayılabiliriz. Ama o içimizdeki dürtü veya heves veya beceri çünkü niye ona itti? Orada futbol sahalarında başarı oldukça Malatya'da tanınır oldunuz. Ve insanlar eğer siz ahlaklıysanız ve bir yerde de başarıysanız insanlar size övgüyle bahseder ve övgüyle bakar. O da sizi daha çok topluma yanaştırır. Bunu aldığımız için buna devam etmeye başladık. Yani zaten bizim bugüne gelişimizdeki, varoluşumuzdaki temel esprilerden biri toplumdur, ailedir ama toplumdaki bu sevgi, saygı, başarıdaki destek bizi Malatya'da tuttu ve bir yerlere getirdi. Yani futbolun temelde başarıda etkisi oldu benim için. Onun için biz çok zor şartlar altında ve eşofmanımı da ben eve götüremiyordum. Kasap olan amcamın tezgahının altında terli terli saklıyordum. Duş alacak imkanları olmadığı için İnönü Stadyumu'nun yakınında bulunan kanalda arkadaşlarıyla yıkanan Naci Şavat'a bu durum sonrasında bir müddet akciğerlerinden rahatsızlanmış ve tedavi görmüştü. Duş alma imkanı yoktu. Stat daha yeni yapılıyordu. Ben iyi hatırlıyorum. Fakat maçlar ve antrenmanlar da orada yapılıyordu. Biz antrenmanlardan sonra terli terli o kanalın hemen köşeye dönüyor ya, şeye doğru iniyor, aşağı doğru inen kanalın altında, betonun altında kapalı olan yerde işte üzerimizde şortlarla yıkanırdık. Bu farkına varmadan ciğerlerimizin üşütmesine sebep olmuş ve uzun müddet geceleri terliyordum. Bunu önce anlayamadık. Şeye de ifade edemiyordum aileme. Sonunda annem farkına vardı terin ve doktorlara gittik. Uzun müddet tedavi olduk ve akciğerlerimizi o tedavi neticesinde kurtardık. Naci Şavata ticaret lisesinde okurken Diyarbakır'dan gelen bir lise takımı ile Akçadağ Öğretmen Okulu'nda oynadığı maçta ciddi bir şekilde sakatlanarak futbola biraz ara vermek zorunda kalmıştı. Tabii sezon sonuna doğru, yani okulun bitmesine bir ay kadar var. Yazıların ve sözlerin başladığı bir dönem. Diyarbakır'dan misafir bir takım gelmiş. Üçlü bir turnuva yapılıyor. Ticaret Lisesi olarak katılıyoruz. Akçadağ Öğretmen Lisesi ve Diyarbakır'dan gelen o misafir lise. Maçın ortalarında
rakip santraforla karşı karşıya kaldım. Ayaklarındaki topa atladım, plönjon yaptım ve topu çeldim. Ki şimdi öyle sahalarda öyle atlayışlar görülmüyor. Yani karşı karşıya geldi mi ayaktan zor. Ya ayağına uzanıyorlar, topu bırak unutuyorlar. Çektim topu önünden, o tekmeyi salladı ve diş şeyime geldi, çeneme geldi. Ve ağzım kapandığında, tabi atladığınızda diliniz dışarı sarkmış ki iki dişin arasında kaldı ve çok arka yerde bir yerde kopar hale geldi. O ortadaki sadece ana sinir tutuyordu dişimi, dilimi. Hemen iyi hatırlıyorum, öğretmen okulunun ambulansıyla beni sigorta hastanesine götürdüler. Doktor Mehmet Alp, hiç unutmuyorum adını. Hemen geldi, dikiş attı. Bir ay kadar konuşamadım. Yemekte de sulu işte muhallebi ve çorbalarla geçiniyordum. Tabii öğretmenler beni kalk Naci diyorlardı, sıran geldi. Konuşamıyordum ben çünkü dilim şişmişti. Ne oldu diyorlardı, çocuklar anlatıyordu. Hocam işte bu futbol gazisi gitti, bizim için kendi dilini böyle yaptı falan. Bana sorular, ben işaretlerle söylemeye çalışıyorum. Hoca sorusunu soruyor, ben işaretlerle anlatmaya çalışıyorum. Hatta tebeşir al, oraya yaz diyor, bir iki bir şey de yazıyorum. Tamam tamam anlaşıldı, aferin diyor, otur ol. Yani böylece son seneydi zaten. Fakat o zaman imtihan vardı. Yani lise sonunda 6 dersten, ana dersten imtihanı vermeden isterseniz bütün notlar sene içi 10 olsun, sınıfı geçemiyordunuz. Yıl sonunda da zaten o imtihanlara girip başarıyla geçtim. Tabii o zaman böyle televizyonlar yok, spor programları yok, kritikler nerede yapılıyor? İşte bizim devamlı gittiğimiz, oraya da gitmemizin sebebi bütün spor camiası orada. Yöneticiler de zaman zaman uğruyor. Bir de bizi otokontrol yapıyorlar, yani kötü alışkanlıklardan. Zaten Ökkeş abi de, Bedir abi de futboldan gelme büyüklerimiz. Bütün spor kamuoyu o iki tarafta, dört yolda, biri sağda biri solda, orada oturur kritik yaparlar. İşte o haftanın değerlendirilmesini, bütün maçların değerlendirilmesi yapılır. Bunun için de maça gitmeniz lazım. Ve zaten eski resimlere baktığınızda o açık tribünün tümünün dolduğunu görürsünüz. Yani bugün Malatya Sporlar dolduramıyor oraları ama amatör takımlar dolduruyordu. Çok iddialı da maçlar vardı. Akın Spor, Adafı Spor ve Hürriyet Gençlik, bizim takım, son 3 yıla damgasını vuran takımlardı. İşte Hava Gücü vardı o zaman, çok iyi takımı vardı. Şeker Spor vardı ki Köksal sonra gitti, milli takıma kadar gitti. Bizden Adafı'dan giden oldu, milli yukarı büyük takımlara gidenler oldu. Şimdi oradaki kritikler sizi, sizin geleceğinizi de size öğretiyordu. Eğer övgü almışsanız abilerinizden, görevinizi yapmış bir futbolcu olarak mutlu oluyordunuz. Eğer eleştiri almışsanız, ki eleştiri bugünkü gibi yıkıcı değildi, yapıcıydı. Ya işte Naci bak ona dikkat et. İşte kaleci abilerimiz varsa bak işte şöyle dursaydın, durumunu şöyle yapsaydın, topu şöyle takip etseydin, bu topu çıkarırdın falan derlerdi. Yani tu kaka yoktu o zaman. Hep birbirimizi desteklerdik amatör olarak. Ve bugün hala yaşayanlarımız, birbirimizi gördüğümüzde hala o günün heyecanını yaşıyoruz.
Dönemin iyi kalecilerinden olan Naci Şavat'a rakip takımların attığı penaltıların gol olma yüzdesi %50 olarak görülüyordu. Bu sonuçtan dolayı çevresinde şans faktörünün çok olduğu söylentileri oluşuyordu. Şimdi penaltı da %100 gol değildir. Penaltı %50'dir. Yani penaltı olunca tribünler ya işte bu gol diye bakarlar. Ama orada kalecinin becerisini unuturlar. Kaleci bir köşeye düşünür. Yani futbolcunun geçmişini, hangi attığı penaltılarını düşünür ve der ki bu soluma atar der. Ve o sola atlamaya karar verir. Ama onu rakibe belli etmemeye çalışır. Yani orada taktik savaşı başlar. O topun penaltı noktasına konması, işte bazen kaleci gider o topla oynar. Sen kızarsın seyirci olarak. Ya niye gittin? Hakem de bazen sarı kart gösteriyor. Orada konsantreyi bozmak için, karşıdakinin heyecanını daha artırmak için yapılan hareketlerdir bu. Ve eğer siz doğru tahmin etmişseniz köşeyi, o topu çıkarırsınız. Ama tahmin etmemişseniz top bir yana, kaleci bir yana gider. Ben ona iyi kaleci derim. Top bir yana, kaleci bir yana gitmişse. Hele uzanıp da alamamışsa yani orada biraz beceriksizlik var, kabul ederiz. Onun için bu anlamda ben hemen hemen yarı yarıya penaltıları kurtarıyordum. Bunu yaparak kurtarıyordum. Ve hatta maçlarda çok yakın mesafede atılan şutlarda topu tutma imkanınız yok ama size çarpıyor. Çarpınca top geri gidiyor. Ya diyorlar kardeşim, yani adam 3 metrede vurdu, geldi top sana çarptı. Ya ben oraya eğer hareket yapmasam, refleksimi öyle yapmasam o top bana çarpar mı? Ama şans faktörü var diyorlardı. Ben tabii tamam diyordum. Ne diyeyim o kadar insanın sözüne, demek ki şanslıymışız demekten başka bir çaremiz yoktu. Profesyonel futbol hayatına Hürriyet Gençlik Spor, Akın Spor, Adafı Spor ve Coşkun Spor'un birleşmesiyle kurulan Malatya Spor da başladı. Şimdi Bursa Spor'la, Bursa Spor'un genç takımıyla finale kaldık Adana'da. Ve bizim Bursalılar hani çok şanslıdır deriz ya biz kendi aramızda. Ya dikkat edin, bunu berabere bırakmayın. Eğer berabere kalırsa bu para atışında bu Bursa ne der eder? Yazı demişseniz, yazı gelse bile ona tura der, elini alır, ayağa kalkarlar, hakemi bile şey edebilirler, yanıltabilirler diye büyüklerimiz söylüyordu. Ama bütün uğraşımıza rağmen maç berabere bitti. Heyecan safhada, yani ne uzatıldı 15'er dakika ne de penaltı atışları yok. Yazı turayı attılar. Şimdi paranın düşmesiyle Bursa Spor kaptanının eğilip parayı alıp hurra demesi an meselesi gibi oldu. Yani biz de şaşırdık ve takım ikinci olduk. Tabii Malatya'da bir karşılaşmamız var. Vali Bey bizi kendi hükümet meydanının önünde böyle bir güzel karşıladı. Hepimize madalyalar verildi, çelenkler sunuldu. Ve bir Malatya futbolu Türkiye çapında oynanan bir turnuvada başarılı olarak dönmeyi becerdik ama ne yazık ki yazı turayla ikinci olduk. Ertesi sene Beden Terbiyesi Bölge Müdürü Mıh Osman lakaplı Osman Çağlı'nın büyük katkılarıyla Malatya Spor 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Malatya Spor'un kurucusu, fikirdanesi Osman amca, Mıh Osman. Allah rahmet eylesin. Bu 4 takımı bir araya getiren, bunların başına yöneticiyi bulan, bunun gayretini yapan Osman amca. Yani böyle olur mu diyoruz biz ya, nasıl biz Malatya olarak liglere katılacağız, profesyonelli olacağız, bu bir hayal diyoruz. Osman amca Orhan Şeref Apak'ı davet ediyor.
Hani biz de şeyde ikinci olmuşuz ya, Türkiye gençlerde hazır altyapı var futbolcu olarak. Dikkati çekmişiz. O sene davet ediyor. İşte orada gelirken istasyondan Malatya'ya doğru mezbahane var orada. O mezbahanede kesilen bütün hayvanları Sıtma Pınarı'na yığıyor, rica ediyor. Sadece başlarının kesilmesini istiyor veya yatırılıp boğazlanıyormuş gibi yapılmasını istiyor. Bir iki küçük başı da kesiyorlar, ben gördüm onu. Tabii yani tahminim bir 50-60 tane hayvan kaldırımlarda olunca Orhan Şeref Opak Bey, ya Osman sen ne yapıyorsun demiş. Demişler efendim, Malatya sizi bağrına basıyor. O sırada da eskiden benim yaşımda olanlar bilirler. Bu istasyondan Malatya'ya doğru, şehre doğru uçak, ana jet uçakları böyle bir dalış yapardı. Gürültülü bir dalış yaparlardı. Şimdi yapmıyorlar. Ve o istasyon caddesi boyunca jetler giderdi. Çok yakından giderdi. O sırada da demek ki şey zamanları onu yapıyorlar ve üstünden jetler de geçiyor. Ya diyor ki Orhan Şeref Apak abimiz, ya Osman bu ne? Diyorlar efendim, sizi karşılamak için silahlı kuvvetler de ayakta. Arzu ediyoruz ki üçüncülüğe alacaklar. Yani ikinciliğe değil. O itinayla yapılan karşılama, ona verilen itibar bizi direkt ikincilikle aldırdı. Yani üçüncülüğe girmedik. Direkt Türkiye ikinciliğine gittik. Ve bir başarıydı. Bunu da Osman amcanın ince zekası Malatya'ya kazandırdı. ...1969 yılında Ankara Üniversitesi'ni kazanan Naci Şavat'a, orada bulunan arkadaşı Kürt Musto'nun kendisini Ankara Garı'nda karşılamasıyla yeni bir serüvene başlamış oldu. Malatya Spor'dan ayrılacağımı bizim Mikro Mustafa'ydı bizim hocamız. Hocama söyledim. O zaman imtihanlar Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Adana'da yapılıyordu akademi, Ticari İlmer Akademisi imtihanları. Her gün ara vardı ikişer gün. Birine katılıyordunuz, birine katılıyordunuz, dolanıyordunuz öyle. Öyle merkezi değildi imtihanlar. Ben de işte önce Ankara'ya, sonra İstanbul'a, Eskişehir'e, oradan Adana'ya döneyim. Hangisinde kazanacaksam orada okuyayım diye program yapmışım. Ve motorlu tren, şimdi işte mavi tren yeni kondu, onunla Ankara'ya gidiyoruz okuldaki arkadaşlarla. İstasyona gittik, Ankara Garı'na. Bir baktım Mustafa, Allah rahmet eylesin, petrol ofisinde oynuyor. Bir yıl önce transfer olmuş. Bizim geleceğimizi duyduğu için garda beni bekliyor. Karşıladı bizi. Hadi dedi Naci, sen benden geleceksin. Bir evleri var. Petrol ofisi ev tutmuş onlara. Yarın dedi var. Ben dedim ya Mustafa, antrenman var dedi. Ya Mustafa dedim, ben yarın şeye gireceğim imtihana. Dedi sabah imtihana gir, öğleden sonra da antrenmana çıkacaksın. Ya yorgunuz, trenden geldik. Yani ne yapacağım? Dedi tamam. Bir de dedi seni dedi denemeye sokacağım petrolda. Sen dedi sonra, bir gün sonra da İstanbul'a gidersin dedi. Şeyden imtihandan çıktım, antrenmana geldik. O gün de iyi bir galeciliğimiz varmış demek ki. Yani yöneticilerin gözünde, yöneticilerin oturdukları da ayağa kalktığını antrenmanda, yavaş yavaş bana doğru geldiklerini. Sonra hoca aldı beni, tek çalıştırdı, şutlar attı falan. Yaptığım kurtarışlarla dikkati çektim. Akşam dediler sen İstanbul'a gitmiyorsun. Elimde de İstanbul Spor'a yazılmış Mikro Mustafa'nın mektubu var. Tavsiye mektubu. Ben de oraya gitmek istiyorum. Yok dediler, seni bırakmayız. Ya abi benim hayatım meselesi. Gideyim imtihana gireyim, geri döneyim. Dediler sen oraya gittikten sonra daha geri dönemezsin. Ya ben kazanamadıysam hayatım kayacak. Yok sen kazanırsın dediler. Neyse biz Ankara'da kaldık, gitmedik o imtihanlara. Allah'tan da imtihanı kazandık ve Ankara'da hem okuduk hem de petrol ofisinde Malatya'ya dönene kadar futbol hayatımız devam etti. Şimdi ilk sene ben amatördüm. Amatör olarak gitmiştim.
deneme senesiydi. Bana sadece aylık veriyorlardı. Bir de primlerden faydalanıyorlardı. Transfer vermediler. Bir de ev tahsis etmişlerdi. Ben de okuyordum. Devam mecburiyeti yoktu. Ara sıra boş kaldığımız zaman gidip kitaplar ediniyorduk ve imtihanlara çalışıp hazırlanıp gidiyorduk. İşte eğer kopukluk olmasın diye okuldaki arkadaşlardan da bilgi alıyordum ben. İkinci sene bize 20 bin lira transfer parası verdiler ve 71 yılında ki hiç unutmuyorum 12 Nisan ki benim doğum günümdür 12 Nisan Malatya'da Malatyaspor'la bir maç oynuyoruz. Ben Petrol'ün kalesindeyim. Malatyaspor bizi yenerse rakip takım da deplasmanda beraber kendi sahasında beraber kalırsa Malatyaspor şampiyon. Bir final maç. Ben geldim bir hafta önceden izin aldım. Malatya'da Malatyaspor'la idmana çıkıyorum ve işte o haftada oynayacağız, sezon bitecek, izin ayrılacağız. Malatyaspor'daki arkadaşlar diyor ki ya Naci diyor biz sana acıyoruz diyor. Sen kalede durma bu hafta diyor. Biz sana en az 5 tane atarız diyor. Dediler antren hafta içinde ve maç başladı. Ona geleyim. Biz bir gol attık. O zaman Melih vardı bizde. Beşiktaş'a gitti. Sonra da milli takıma gitmişti. Çok kıvrak bir çocuktu. Hareketli bir çocuktu. Aldı. Çalımı bastı. Gole attı. Kalede de Suat vardı. Suat da iyi kaleciydi Malatyaspor'un. Ve o golü ilk devre attık biz. Baskı üzerine baskı kurdu Malatyaspor. Tribün ayakta. Atılan her şutu ya karşılıyorum ya tutuyorum. Atılan her korneri karşılıyorum. Bir türlü gol olmadı. İşte 86'larda Malatyaspor bir penaltı kazandı. Daha 4 dakika var. O golü atacaklar. Bir gol daha atacak ki Malatyaspor galibiyeti elde eder. Rakip takımın da maçını bekliyor. Yusuf attı penaltıyı atacak. Onun devamlı sola attığını biliyorum. Hani biraz önce anlattım ya kaleci rakip futbolcunun nereye topu atmasını da bilmesi lazım, akletmesi gerekir dedim. Ve kendi kendime dedim ki bu sola plase atıyordu, sağa şut atıyordu. Dedim ki bu, bende refleksli olduğumu o biliyordu, arkadaşımdı. Bu sağa şut atar dedim. O zaman ben sağa doğru fırlayayım dedim. Geldi, topa vurdu, hakikaten de sağa vurdu. Ben de sağa gitmiştim ve topu yumrukladım avucumun içiyle. Topu gayet iyi seyrediyorum diyorum. Kale direğini geçti üstten, tribünde ses yok. Ben yere top düştü, bir uğultu başladı. Bütün tribün ayakta bana küfrediyor. Ve kavga başladı. Çünkü orada ailemden insanlar var, futbolda arkadaşlarım var. Ya niye tuttu bunu diye. Onlar da diyor ki ya çok iyiyse niye gönderdiniz Petrol'e, niye sahip çıkmadınız? O benim unutmadığım, hayatımda unutmayacağım bir olay ve o maç 1-0 galibiyetimizle bitti. Biz gerçi bir saat sonra çıkabildik ama Feyyaz sonrasını anlatıyor. Feyyaz Bursalı diyor ki kardeş sen çıktın gittin, siz gittiniz. Biz orada uzun müddet muhasara altında kaldık. Sonra bize asker elbise giydirdiler. Ve cemselerle bizi, Haşim vardı, Haşim Doğan. Doğan dedenin torunuydu. Onların evi vardı. Vali konağında. Oraya bahçeli evdi. Oraya götürdüler. Tahminim bir 11-11.30'a kadar ben orada kaldım. Sonra dedim ki ya kalkıp gideceğim. Elbisemi değiştirdim ve eve yürüyerek gittim diyor. Yani Malatya sporlu futbolcular o akşam evlerine gizli kapaklı geç gitmişler. Böyle bir anımız vardı Malatya ile alakalı. Naci Şavat'a Petrol Spor'da oynadığı dönem içerisinde unutamadığı maçlar arasında Elazığ Spor, Mardin Spor ve Amasya Spor maçları yer almaktadır. Elazığ'da yine 1-0 kalibiz. Maçın işte 75. dakikalarına kadar geldik. Bu lakabı işte bilmem ne Salo diye onu söylemeyeyim ayıp olur. Biri var uzun boylu. Onun yine ayaklarına atladım, plonjon yaptım. Bana bir tekme attı. Tekme çeneme geldi.
Ama tam böyle yani alt tarafa değil uç kısma topu şey yaptım, çıkarttım ama o bir rakip futbolcu vurdu, top gol oldu. Ben de yerdeyim ve bir anda kalktım. Hatırlayamıyorum, kendimi hatırlıyorum. Fakat yakın zamanı hatırlayamıyorum. Yani biz Ankara'dan Elazığ'a nasıl geldik? Maça nasıl çıktık? Skorun bakıyorum tabelada 1-1 olmuş. Yani 1-0 değişiyor. Eskiden takma yapıyorlar. 1-1 takıldı. Ben hocama diyorum ki hocam ben bir şuur kaybım var. Hocamı da tanıyorum. Futbolcuları da tanıyorum ama o geliş noktasını bilemiyorum. O belli bir şeyi hatırlayamıyorum. O da bana duruyor Naci diyor. Buyur hocam. Ya diyor sen bilincini kaybettiysen niye adını hatırlıyorsun? Ve ikinci golü de yedik o telaşta. 2-1 bitti. O da bir acı bir hatıraydı bizim için. Hocalara da buradan seslenmek istiyorum. Futbolcularınıza güvenin. Eğer beni değiştirselerdi o telaşla belki o ikinci gol yemeyecekti. Diyarbakır'da maç oynuyoruz. Yine iddialı bir maç. Diyarbakır sahasında yine 1-0 galibiz. Yine santuforun ayağına atladım. O da benim yüzüme vurdu. Yani burnum yani kırılmadı da Allah'tan. Ama burnum ve etrafı yaralandı. Ağzım gözüm kan içinde kaldı. Beni sedyeyle dışarı çıkarttılar. Ben o sedyeyle dışarı çıktım. Soyunma odasından da saha gözüküyor. Orada yatarken dışarıda arkadaşlarımın böyle ağlayarak futbol oynadıklarını ve maç 5-3 galibiyetimizle bitti. Düşünebiliyor musunuz? Oradaki bizim petrol ofisi çocukların arkadaş sevgisiyle, hırsıyla Diyarbakır'ı, Mardin'de yendiler. Ve o unutulmaz bir anıydı. Amasya şampiyonluğu oynayan bir takımdı. Amasya'ya deplasmana gitmiştik. Yine beni daha çok beni deplasmanlarda koyuyorlardı. Ankara'da koymuyorlardı. Ankara'da olsak belki yükselecektik ama deplasmanda da büyük takımlar seyretmiyorlar. Yine Amasya el ilanları dağıtmış 5-0 galip geleceğiz diye. Petrol ofisindeki arkadaşlarım dedi ki ya Naci senin şansın yine bak iddialı bir takımda yine kaledesin. Bir şey olmaz dedim. Ve maç başladı. Yine saldırıyor Amasya ama felaket saldırıyorlar. Biz de kurtarış yapıyoruz. Kurtardıkça artık benim Malatyalı olduğumu mu anladılar? Ne yaptılar? Kro, ayı, Kürt demeye başladılar. Onlar dedikçe de ben gülüyorum. Tebessüm ediyorum. Tebessüm ettikçe daha çıldırıyor seyirci. Bu sefer rakip futbolcu küfretmeye başladı bana. O forvette oynayan 5 kişi birden bana saldırıyor. Hırçınlaştılar. Hırçınlaştıkça adamlar futbol oynamayı unutuyorlar. Yani habire benden uğraşıyorlar. Tabii ben de tebessüm ediyorum devamlı. Hırçınlaşmıyorum. Onlara karşı hırçın davranmıyorum. Hakemin dikkatini çekti. Bana bir de ihtar verdi sarı kart. Ya dedi sen niye gülüyorsun dedi. Dedim bir koca tribün bana küfrediyor. Rakip futbolcu bana küfrediyor. Ben ne yapayım yani bunların cahilliklerine gülüyorum dedim. Bana yok yapma dedi. Tribünü şey diyorsun dedi. Galeyana getiriyorsun. Ve maç 0-0 bitti. Ve biz sahadan ayrılamadık uzun müddet. Puanı aldık. Bizim futbolcular bana kızıyor. Ya sen niye böyle yaptın? Verin diye o galeciyi parçalayacağız. Tabii hırs geçti gitti. Biz emniyet güçlerinin denetimi altında Amasya'yı terk ettik. ...1971-72 sezonunda okulu bitirince Malatyaspor'a döndü. O sezon takımın hocası Uğur Ersoy, Naci Şavata'yı oynatmadığı için futbolu bırakmak zorunda kaldı. Yedek kaleci Ahmet, yedek kulübesinde hakeme küfrediyor. Küfredince de federasyon buna 4 maç ceza veriyor. Tabii ben 3. kaleci olduğum için
bunu da kendime götüremedim. Bıraktım futbolu, profesyonel fiyatlı ve kasaplık yapıyordum. Bir gün Uğur Ersoy hocam geldi. Ya Naci dedi, sana ihtiyacımız oldu. Lisansım devam ediyor. Lisansım var. Ve profesyonelim de. Ya dedi, kalecimiz dedi şey oldu. Yedek olarak 4 maç idare eder misin dedi. Hayır hocam dedim. Ama antrenmansızım ve antrenmana da gelemem dedim. Çünkü esnaflık yapıyorum. Dükkanı bırakıp nereye gideyim? Olsun canım, bir şey olmaz. Zaten kalecimiz Yunus'tu. Yunus var dedi. Sen yedekte idare et dedi. Zannedersem 1-2 idare ettik. 3. maçtı. Tokat'la Malatya'da oynuyoruz. Ben yedek soyunmuşum. 5. dakikada Yunus'a bir tekme geldi. Yine kalecilerin kaderi çok. Yere düştü, kalkamadı. Sedyeyle aldılar. Hadi Naci dedi, çık. Benim futbol bıraktığımı tribün Malatya biliyor. Bir de kalede beni görünce bir alkış koptu. 0-0'dı maç. Girer girmez bir gol attık. İşte yine şans demeye başladılar. İkinci arada bir gol daha attık. Maçı 2-0 aldık. O anı da Malatyalıların aklında bir müddet çıkmadı. Böyle de bir anımız oldu. Futbolu bıraktıktan sonra amatöre dönen Naci Şavat'a Hilal Gençlik Spor'da oynadı. Bu dönemde geçmişte oynadığı kalecilikten sıkılan Şavat'a santrafor oynayarak futbol yaşantısına yeni bir heyecan katmıştır. Kaleci hep santrafor olmak ister. Gol yediği zaman hırslanır. Ya bir de gol atayım, gol atan olayım der. Bana Hilal Spor'dan teklif geldi. Amatörde başa oynuyordu. Biz de dedik ki bir şartla geliriz. Santrafor oynatacaksanız geliriz. Hay hay dediler. Ve hakikaten iyi bir takımımız vardı. Orada bir yıl kadar oynadıktan sonra ikinci senenin sonunda artık bu yarı profesyonel gibi, yani yükü üstüme alacak bir futbolu bırakmak istiyordum. Ve bir de şey başlıyordu. İşte siyaset de geldi kendiliğinden. Onun için orada futbolu o dönem noktaladım Hilal Spor'da, Hilal Gençlik'te. Yılında yapılan seçimlerde belediye meclis üyeliğine aday olduğu için futbola ara veren Naci Şavat'a daha sonra sırasıyla belediye başkanlığı, Malatya Spor Kulüp Başkanlığı, antrenörlük, futbol hakemliği ve basketbolculuk kariyerleriyle devam etti. 80 ihtilaline borçluyum desem daha iyi, çünkü bizi siyasi yasaklı yapınca esnaflığımız da vardı. Bu arada spordan kopmamız mümkün olmadı ve amatör lisansım vardı. Onunla amatöre döndüm ama bu sefer hem bir antrenörlük kursu açılmıştı daha önce. Ben ona katılmıştım. Özkan Hoca'nın federasyonla, Nihat Atacan'la açtığı. Demek ki 83'lerde falan açılmış. O şeyle beraber hem futbolculuk, hem antrenörlük, hem de Dilek Spor kurmuştuk. Onun da hem de basketbol takımını da ben yüklenmiştim. Bu arada onunla da uğraştım. 3-4 sene kadar birçok gencin yetişmesinde vesile oldum. Basketbolda bir tabiri de Malatya'da yerleştirdik. Şimdi biliyorsunuz potaya top atıldığı zaman siz biriniz pas pres yaparsınız. Yani öne doğru kaçarsınız. Takımın eline geçtiği zaman topu size atar. Şimdi Malatya'da da amatörüz hepimiz. Öyle her atılan top da çemberden içeri geçmiyor. Ben 2 adım dışarı çıkarım, bakarım, eğer olmamışsa fırlarım ileriye doğru. Orada Abzel diye bir kardeşimiz var, uzun boylu. Hep de topu o keser, alır ve savur diye bağırırım ben ona. Hızlı atar. Benim eskide kaleciliğim de var. Havadan gelip topu tutar,
3 adıma girer, potaya atardım ve bu oynadığım 3 sene içinde de gol sayı krallığını yakalardım ve Dilekspor çok olmasına rağmen ligde tutunurdu. Ben bıraktıktan sonra zaten ligden düştü Dilekspor basketbol liginden. Malatyaspor'un iki sefer kayyuma kaldığı dönem içerisinde kayyum başkanlığı görevinde bulunan Naci Şavat'a Malatya futbolunu ayakta tutmak için büyük bir çaba içerisinde bulunmuştur. Şavat'a ayrıca Malatya Futbol Platformu'nun başkanlığını yapmış ve yeni Malatyaspor'un oluşmasında görev almıştır. Tabii ondan sonra, yaşlandıktan sonra da futbolda gelen beceriniz, bilginiz sizi bir nevi idareci olarak öne çıkarıyor. Daha önce yapılan Nurettin Soykan dönemindeki 91 dönemiydi zannedersem, ikinci dönem başkanlığında yönetim kurulundaydık. Genel kaptanlığımız vardı. Fethi Demircan hocamızı getirmiştik. Antrenörlük lisansımız da vardı. Son 5 maç kala Fethi hocayı gönderdiler ve beni Malatyaspor antrenör olarak görevlendirdiler genel kaptanken. Çünkü 5 maç için kime para verelim dediler. Federasyon da kabul ediyordu. 5 maç Malatyaspor'un antrenörünü yaptım ve 3. aldığım takımı 2. yaptım. Nurettin abi dedi ki rahmetli, ya Naci seni sezon başında koysaydık bu takım şampiyon olurdu. Ben futbolda futbolcuyla iyi bir diyaloğa girilmenin ve onlarla bir sevginin oluşmasından yanayım. Tabii tatlı sert olacaksınız ama biz aynı ahenki yakaladığımız için başarıları da beraberinde getirmesini bildik. Soykan bıraktıktan sonra kayyuma gidildi. Kayyum olarak bizi atadı mahkeme. O dönem kayyum dönemliğini yaptım ve Cevaz Koca Bey'e teslim ettik. Diğer Münir Erkal döneminde yine yönetimindeydim. Yine o dönem bıraktığı zaman kayyuma gidildi. Yine mahkeme tarafından kayyum olarak atandık. Orada uzun müddet bir çalışma yaptık. O zaman Atilla Osman Çelebioğlu bizim valimizdi. Onunla beraber ve yeni bir oluşumla Malatyaspor'a yine yönetici bulduk. Devam etmesini sağladık. Bu arada bizim geçmişte futbol oynayan arkadaşlarımız, abilerimiz, bir platform kuralım, bir birlik getirelim, eski sporcular bilgi ve becerilerini kamuoyuna taşısınlar istediler ve bir platform kurduk. Ve bunun da başına arkadaşlar bizi getirdiler. Malatya Futbol Platformu artı, yani pozitif için geldik. O artıyı bile bile koyduk. Ama 6 ay dayanabildik. Medyada, televizyonlarda bunların niyetlerinin arkasındaki ne? Bunlar niçin bunları kuruyorlar? Yani işi ehline verin dediğinizde, siz de yani eğer futbol oynamışsanız bilirsiniz, bu işi bunlar becerirler. Fakat ne yazık ki Malatya Spor'un başına gelen, dışarıdan gelen insanlar Malatya'daki dedikodulara kulak asarak Malatya'da yetişmiş futbol adamlarını yönetimlerine taşımadılar. Ve Malatya Spor'un, çünkü onlar da onun işine geldi, buraya gelen insanların, ve Malatyaspor'un hazin sonu öyle başladı. O işe o noktada yakalamıştık. O noktada müdahale edelim dedik. Müsaade etmediler. Biz de dağıttık ve ondan sonra Malatyaspor dağıldı. Tabii bizde hazır bilgi ve birikim olduğu için
Allah razı olsun, bizim basındaki arkadaşlarımızla birlikte Malatya Spor'u kurtarma için bir hareket başlamıştı. Belediye Başkanımız Ahmet Çakır Bey de büyük destek verdi bize. Ve beni tekrar o hareketin başına getirdi arkadaşlar. Beraberce bir çalışma yaptık. Malatya Spor'u kurtarma adına, ki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bey bize geldiği bir toplantıda İstanbul'da bir gece yapılması gerektiğini, orada yardımlar toplanması gerektiğini söylemişti. Biz de onun ışığı altında Malatya'da bir gece yapalım. Başarıya kavuşursak bunu İstanbul'a taşıyalım ve bu aldığımız parayla Malatya Spor'u bir noktaya getirebilir miyiz acaba diye bir harekete girdik. Yalnız tabii hareketlere girdiğinizde bir iki alternatif de beraberinde götürmeniz lazım. Biz açıkta kalmamak için bir iki alternatif daha koymuştuk araya. O gece biliyorsunuz bütün Malatya kamuoyu önünde cereyan etti. Tam böyle bir atılım yapmışken istemediğimiz bir nahoş hadise çıktı. Ve orada o gece bitti. Ve yeni bir fikir olarak borçsuz bir takımı tekrar liglere taşıyalım dedik. O sırada da Belediyespor 3. ligde iyi durumdaydı. Bu takımı alıp şampiyon edelim. 2. lige taşıyalım. Orada bir müddet sonra yukarılara doğru taşırız borçsuz bir takım dedik ve orada da bu oluşumda Yeni Malatya Spor'un tüzüğün hazırlanmasında bu arkadaşlarımızla beraber çalıştık geceleri. Neticede bir tüzük de oluşturduk ve yeni bir takımla Malatya futbolunu geleceğe taşıyabileceğimiz bir takım oluşturmada gayret gösterdik. Bu gayreti şahsım değil, birlikte yaptık. Burada en büyük pay belediye başkanımızındır. Çünkü o destek vermeseydi böyle şimdi ikincilikte bir takımımız olmazdı. Playoff'ta da işte bir şanssızlık eseri son salisede yediği golle elenmezdi. Elendi, iyi yerlere taşınabilirdi. İnşallah arzum o ki Yeni Malatya Spor önümüzdeki dönem ayakları yere basan, geleceğini garantiye alan ve zamanı geldiğinde de Banka Asyali'ye çıkacak bir takım oluştursun. Çünkü bugünden siz eğer şampiyonluklar vaat ederseniz tribüne seyirciler çekersiniz. Kendinizden söz ettirirsiniz. Ama başarısızlık, ki futbol biraz da şanstır, başarısızlık arkasından geldiğinde potansiyel olarak bugün Yeni Malatya Spor başa oynayacak bir takım. Çünkü Fenerbahçe'yi yenen kadronun temel iskeleti duruyor. Zannedersem gidecek futbolcular içinde iki tane var o takımdan. Duruyor. Buna takviyelerle iyi bir Yeni Malatya Spor ortaya çıkar. Bakalım Mevlam neyler, Mevlam neylerse güzel eyler diyelim ve Malatya futbolunu altyapıyla beraber götürelim. Kurumlaşalım ve Malatya futbolunun altyapısını da bugün deplasmanlı ligde oynayan Malatya amatör takımları olarak, Malatya amatör takımların kendileri olarak, genç takım olarak kurulmuş ama amatörde oynamayan futbol takımları var. Türkiye'de başarıları var. Dışarıya futbolcu gönderiyorlar işte büyük takımlara. Bunlara el atmamız gerekiyor. Benim Malatya Spor'a karşı oynadığım Petrol Ofisi maçındaki hırsım, Malatya'daki futbol insan adamlarının Malatyalı çocuklara sahip çıkmaması ve sahip çıkılan çocukların da şımartılmasıdır. Çünkü futbol eşittir ahlaktır. Spor eşittir ahlaktır. Birliktir, beraberliktir. Benim bu konuda kanaatim budur. İnşallah iyi olur diyorum. Evet sayın seyirciler, Malatya Spor gerçekten bugün harika bir futbol sergiliyor. Şu anda taraftarları adeta çılgına dönmüş. Gol üstüne gol diye bağırıyorlar. Bu kez evet, dakika 9. Oktay ceza sahasına daldı. Şu anda Oktay ceza sahasına daldı, Ünal'ı gördü. Ünal Serginyo tekrar Oktay'a verdi. Oktay kaleciyle karşı karşıya. Şut, gol. Dakika 9 dedim ve gol geliyor dedim. Gerçekten öyle oldu. 9. dakikada Malatya Spor 3-0 öne geçti.